Değerli izleyiciler, bugünkü Kahinler Dünyası programımızda Türk mitolojisine özgü yöntemlerle derun alemden duyduğu gizemli cümleleri paylaşarak kehanetlerini yapan Uygur asıllı Kazak Bakşi Şaman Selengen'in 2022 yılı için yaptığı kehanetlerden ilkinin nasıl gerçekleştiğini anlatacağız. Kendi ülkesi Kazakistan'da meydana gelen karışıklıklar ve eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in iktidarı tümüyle kaybetmesiyle neticelenen olayları şaşırtıcı biçimde önceden haber veren şaman Selenge'nin doğaüstü yetenekleri herkesi bir defa daha şaşırttı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı hatırlatıyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Kadim Türkistan coğrafyasının en büyük ülkelerinden olan Kazakistan'dan 2 Ocak 2022 günü bir takım tatsız haberler gelmeye başladı. Doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan büyük zamlar nedeniyle başkent Almaata ve Mangistav eyaleti başta olmak üzere birçok yerde insanlar sokaklara dökülmüştü. Ancak kısa sürede göstericilerin eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla fiilen iktidarı hala elinde tutan Nur Sultan Nazarbayev'i hedef seçtikleri görülmeye başlandı. Hükümetin acilen istifa etmesi de göstericilerin öfkesini dindirmeye yetmedi. Nazarbayev'in heykellerini hedef alan eylemciler kamu binalarını ve havalimanlarını ele geçirdi. Bunun üzerine mevcut Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev iki kritik hamle yaptı. İlk olarak Nazarbayev'i Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden aldı ve böylece fiili iktidarına son verdi. Hemen ardından başta Rusya olmak üzere bazı eski Sovyet Cumhuriyetlerinin üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden yardım istedi. Nur Sultan Nazarbayev bir tür ev hapsine alınırken ailesi de büyük miktarda servetiyle yurt dışına kaçtı. Buraya kadar olup biteni herkes televizyonları başında endişeli gözlerle takip etti. Aslında sakin ve son dönemde giderek zenginleştiği düşünülen bu büyük ülkede hiç kimse böylesi büyük bir değişim beklemiyordu. Bir kişi hariç. Büyük kahin Şaman Selenge, ülkesi Kazakistan'da olacakları 2022 kehanetlerini sıralarken bakın nasıl haber vermişti. 16. Kehanet Yehuci dedi ki, Sultaniye Gah makamını Hamid gibi terk eyleyecek. Bu kehanette ifade edilen Sultaniye Gah sözcüğüne dikkat edelim. Kazakistan olayları sırasında hedef alınan ve fiili iktidarı kaybeden isim kimdi? Nur Sultan Nazarbayev. Görüldüğü gibi Sultan kelimesi birebir aynen kullanılmış. Makamından Hamid gibi terk eyleyecek deniyor. Osmanlı sultanlarından Abdülhamit Han'ın makamından nasıl uzaklaştığını da hatırlamakta yarar var. 1842'de dünyaya gelen ve 1876'da tahta çıkan Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit, 27 Nisan 1909'da makamından indirilmişti. Bunun öncesinde tarihe 31 Mart isyanı diye geçen bir halk ayaklanması yaşanmış, bu kalkışmayı Osmanlı ordusu bastırmıştı. Bunun ardından sıkı yönetim ilan edilmiş, meclis kararıyla padişah görevinden azledilmiş, Selaniye götürülerek göz hapsine alınmıştı. Sultan Abdülhamid'in makamını terk eylemesiyle sonuçlanan süreç ile Kazakistan'da Nur Sultan Nazarbayev'in Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığından ayrılmasına uzanan olaylar zinciri neredeyse aynı seyretti. Bir ayaklanma, bu ayaklanmanın bastırılması, ardından fiilen ülkeyi yöneten liderin azledilerek kısa süre içinde göz hapsine alınması. Şaman Selenge'nin kendi ülkesinde yaşanacak olaylar dizisini haber veren kehanetinde sözü geçen Sultaniye Gah makamı ifadesi de ilginç bir ayrıntı içeriyor. Klasik Türk musikisinin en eski makamlarından olan ve İsmail Dede Efendi'nin müzik dünyamıza kazandırdığı bu makam uzmanlar tarafından göçürülmüş ya da inici bir seyir izleyen makamlar arasında sayılıyor. Değerli izleyiciler, bugünkü Kahinler Dünyası programımızda büyük Türk kahini Şaman Selenge'nin kendi ülkesi Kazakistan'da yaşanan üzücü olayları önceden haber veren müthiş kehanetini ele aldık. Ayrılırken bizi izlediğiniz ve abone olarak kanalımızı takibe aldığınız için teşekkür ediyoruz.